Efendim mutlu akşamlar. Günün öne çıkan gelişmelerini kanal üç ekranlarında sizlerle paylaşacağız. Ana haber bültenimiz başlıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği tarafından düzenlenen Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılını da esnaflarımızla birlikte inşa edeceğiz dedi. İşte o açıklamalar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf Buluşması programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandırmışlardır. Biz de diyoruz ki, ilk asrını geride bıraktığımız cumhuriyetimizi nasıl esnaflarımızla birlikte kurup bugünlere getirdiysek, ülkemizi vesayetçilerin, darbecilerin, terör örgütlerinin, kifayetsiz muhterislerin pençesinden nasıl esnaflarımızla birlikte kurtardıysak, geçtiğimiz 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısını nasıl esnaflarımızla birlikte tamamladıysak, inşallah Türkiye 100 yılını da esnaflarımızla birlikte inşa edeceğiz. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki doğudan batıya, kuzeyden güneye duymayan kalmasın. Hazır mıyız? Cumhuriyetimizin ilk 100 yılının sembolü 2023'te saflarımızı daha da sıklaştırıyor muyuz? Ülkemizin kazanımlarına göz dikenlerin heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakıyor muyuz? Türkiye 100 yılını birlikte inşa ediyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Gelecek Partisi Afyon İl Başkanlığı haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı Niyazi Ertaş, Afyon Karahisar'daki kentsel dönüşüm projesini ele aldı. Hem iktidarı hem yerel yönetime hedef alan Ertaş, Hodri Meydan ifadeleriyle meydan okudu. Türk lirasının yerlerde süründüğü bir yıl oldu. Gelecek Partisi Afyon İl Başkanı Niyazi Ertaş haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Yapılması hususunda sözler verildi. Bu beş tarafın yanında... Başkan Ertaş kentsel dönüşüm meselesini ele aldı. Afyon'un merkezinde tarihi yapılar arasında koskoca bir mahalle şu anda kaderine terk edildi. Kentsel dönüşüm kentsel dönüşümlükten çıktı ifadelerini kullanarak iktidarı eleştirdi. Afyon'un merkezinde tarihi yapılar arasındaki koskoca bir mahalle şu anda kaderine terk edildi. Bekliyor. Kentsel dönüşüm, kentsel dönüşümlükten çıktı, kaderine terk edildi. İmaret Camii civarı yıkıldı, yıkılıyor. Gitti gidiyor. Yıkılmaya yüz tutmuş binalar ve mahalleler kaderine terk edildi. 2023'te çıkan kanunla 2013'te çıkan kanunla 2021 yılında 23 Şubat'ta yapacağız diye bağıranlar Afyon'da 2023 yılında bir kentsel dönüşümü hala başarmış değillerdir. Takdiri size bırakıyorum. Bahane ararsanız çok, vaat ararsanız bol ama Afyon'da iş yapan kimse kalmamış. İşte Afyon. İşte AKP ve küçük ortakları, işte iktidar. Varın, siz bunları değerlendirin. Ertaş, gelecek hafta söz verilip de yapılmayanları sırasıyla aktaracağını ifade ederken, Hodri Meydan diyerek meydan okudu. Olmayan şeylerle Afyon'u oyalamayın dedi. Önümüzdeki hafta Afyon'da hala söz verip de yapılmayanları sırasıyla sizlere aktaracağım. Afyon bizimdir. Birilerinin çıkıp da İki resim koyaraktan bakın dün Afyon köydü, bugün biz Afyon'u uçurduk demesiyle Afyon uçmuyor. Dün hiçbir şey yoktu, biz başardık demeleriyle hiçbir şey olmuyor. Hodri Meydan diyoruz. Bugüne kadar son 5 yılda elle tutulur, gözle görülür bir yatırımınız varsa Hodri Meydan diyoruz. Gelecek Partisi olarak biz buradayız. Varsa takdir edelim, elinizi öpelim. Ama
olmayan şeylerle Afyon'u lütfen oyalamayın. Afyon kendi memleketimiz. Bu insanlar buna layık değillerdir. Dün dişiyle tırnağıyla Kocatepe'de Afyon'u almaya çalışıp düşman işgalinden kurtarıp bu memleketi gelecek olan biz evlatlarına emanet eden atalarımıza ayıp ediyoruz. Yazık ediyoruz. Gelin yapılmayan şeyler üzerinde duralım, hep birlikte yapalım. İl Başkanı Ertaş, Afyon'da yapılacak her şeyde taşın altına elimizi koyuyoruz diyerek bazı vaatlerde bulundu. Gelecek Partisi olarak diyorum ki Afyon'da yapılacak tüm şeylerde taşın altına elimizi koyuyoruz ve bugün Gelecek Partisi olaraktan yarınki seçimi hazırlanırken Afyon'a söz veriyoruz. Yapamadıklarınızı yapacağız, getiremediklerinizi getireceğiz ve biz Gelecek Partisi olaraktan Afyon'u inşa edeceğiz. İş olmayana iş vaat ediyoruz, gelecek vaat ediyoruz. Gelecek Partisi olaraktan da herkesin önünde işi aşı olacak, kimseyi enflasyona ezdirmeden gayet rahat bir yaşamı vaat ederek geliyoruz. Efendim, Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Afyonkarahisar'da Meşk Akşamları adlı söyleşili konser etkinliği gerçekleştirildi. Geceye Türk tasavvuf musikisinin önemli isimleri Ahmet Özhan ve Murat Salim Tokaç konuk oldu. Akü Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde gelen misafirlere meşk dolu bir gece yaşatıldı. Afyonkarahisar Valiliği'nin düzenlemiş olduğu Meşk Akşamları adlı söyleşili konserle gelen misafirlere meşk dolu bir gece yaşatıldı. Afyonkarahisar Valiliği Meşk Akşamları Söyleşili Konseri düzenledi. Söyleşili konsere Türk tasavvuf musikisinin önemli isimleri Ahmet Özhan ve Murat Salim Tokaç konuk oldu. Düzenlenen geceye Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güren Yiğitbaşı ve eşi, Akü Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, Afsü Rektörü Profesör Doktor Nurullah Okumuş, Vali Yardımcıları Nurullah Kaya, Kübra Teymur ve Ali Rıza Çalışır, Şuhut Kaymakamı Harun Reşitan, İGM Başkanı Burhanettin Çoban, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu ve çok sayıda davetli katılım sağladı. Gecede düzenlenen söyleşili konserde sohbet havasında tasavvuf müziğinden örnek birbirinden değerli besteler sergilenerek gelen misafirlere meşk dolu bir gece yaşatıldı. Gecede konuşan Afyonkarahisar Valisi Doçent Doktor Kübra Güren Yiğitbaşı şunları söyledi. Şehrimizi teşriflerinizden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu format çok hoş oldu. Bence çok da yakıştı şehrimize. Çünkü Mevleviliğin ikinci merkezi şehrimiz. Aynı zamanda bu duyguları zaten hisseden, yaşayan ve belki köz dediniz ya az önce Deniz Hocam. İşte o közün biraz şöyle harlanmasına, biraz daha böyle alevlenmesine ihtiyaç olan belki bir dönemde yaşıyoruz. Onun için burada bulunmanız, bu kıymetli hatıralarınızı, anılarınızı, tecrübelerinizi bizlerle paylaşmanız çok anlamlıydı. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Gecenin sonunda çiçek takdim edildi. Türk tasavvuf musikisinin önemli ismi Murat Salim Tokaç, geceyle ilgili şunları aktardı. Sayın Valimiz, Sayın Rektörlerimiz, sanatsever Afyonkarahisar dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bizim için de güzel bir akşamdı. Yani kendi haliyle samimi bir ortam olsun istemiştik. Ali Yılmaz ve Deniz Şahin'in
moderatörlüğünde ve onların Afyon Valiliği ile yaptığı organizasyon neticesinde valimizin destekleriyle inşallah bu gibi etkinlikler daha çok görünür hale gelir. 7'den 70'e bütün insanımızın duygularına da tercüman olur. Gecenin program yürütücüleri Ali Yılmaz ve Deniz Şahin ise meşk akşamlarını ve bu gecelerin güzelliğini anlatarak şu şekilde konuştu. Bizim için çok kıymetliydi Afyon'da bulunmak. Sayın Valimizin himayelerinde böyle bir etkinliğin yapılması çok anlamlı. Pek fazla karşılaştığımız kültürel etkinlikler değil. O bakımdan Afyon'un ve Afyon halkının bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. Meşk akşamları aslında bizim yıllardır, 15 senedir içinde olduğumuz akşamlar. Her akşam diyebilirim. Tabii burada çay, sohbet, çorba, yemek vesaire de oluyordu ama bu imkanlar dahilinde sadece sohbetle yetindik bugün. O hayalin sahneye yansıması aslında. 15 senelik birlikteliğin, her akşam gerçekleştirilen birlikteliğin sahneye bizim için yansımış hali diyebiliriz. Onu da ilk defa Afyonkarahisar'da yaptık. Dolayısıyla bizim için ayrı bir mutluluk. Buradan da Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz bizi desteklediği için. Efendim, Afyonkarahisar'ın dillere destan kaymağının yapıldığı manda sütünden yoğurt elde ediliyor. Lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan manda yoğurdu en az manda kaymağı kadar ilgi görüyor. 91. Kaymak altı manda sütü usta ellerde yoğurda dönüşüyor. Bu süt ısıyı bulduğu anda hiçbir bakteri kalmıyor ki. Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Küçük Çobanlı köyünde bulunan 2000 mandadan sağılan sütler meşhur Afyon kaymağına dönüşürken kaymağa alınan manda sütünün arta kalan kısımlarından ise lezzetinin yanı sıra bir o kadar da şifa kaynağı olan manda yoğurdu elde ediliyor. Kaymak altı olan sütlerimizi de yine kendimiz değerlendiriyoruz. Süzme yoğurt yapıyoruz biz bunu. Süzme yoğurt aldığımız kaymakların altın diye sütü tankta ısıtarak çalma ısısına geliyor. Isıttıktan sonra o tankın içinde mayalanıyor. Mayalandıktan sonra o sütler böyle damacanlara konup soğuk hava yoğurt tutma bölümüne gidiyor. Akşama kadar duruyor o sütler. Akşamleyin de süzme bölümüne dökülüp, süzeklere dökülüp sabaha kadar orada süzülüyor yoğurtlar. Kaymak altı manda sütünden yapılan doğal süzme yoğurdun kilogram fiyatı ise 10-12 liraya satışa sunuluyor. Tutma derecesine kadar. Afyonkarahisar Ticaret Odası Meclis Üyesi Ahmet Hikmet Dönerkaya'nın kayınpederi Fahrettin Uslu 79 yaşında hayatını kaybetti. Uslu'nun cenazesi Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. ATSO Meclis Üyesi Ahmet Hikmet Dönerkaya'nın kayınpederi Fahrettin Uslu'nun vefatı yakınları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. ...79 yaşında hayatını kaybeden Fahrettin Uslu için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Uslu'nun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser ve ATSO Meclis üyeleri katıldı. Fahrettin Uslu'nun cenazesi kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi. Efendim, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sıradaki haberimize devam edelim. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 39 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu. Bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu. Olayın adresi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi. Hacı Ömer Mahallesi Zambak Sokak'ta Kadir Bayram'ın evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadir Bayram'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Bayram'ın kalp ve akciğer rahatsızlıkları olduğu öğrenildi. Efendim, Dinar'dan üzücü bir haber. Kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Nerede çektin? Düzgün şuna çeksin. Kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza iki kişiyi hayattan kopardı. Ambulans. 42 yaşındaki Sedat Öner idaresindeki kamyonet, Dinar Çay Karayolu'nun Karabedir köyü yakınlarında 74 yaşındaki Bekir Akkurt'un kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsüyle araçtaki 69 yaşındaki Aynur Akkurt yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsüyle araçtaki Naim Öner de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bekir ile Aynur Akkurt'un cenazeleri incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Afyonkarahisar'da refüjdeki bariyerlerle ağaca çarpan kamyondaki iki kişi yaralandı. Refüjdeki ağaca çarpan kamyondaki iki kişi yaralandı. 37 yaşındaki VA idaresindeki hayvan taşıyan kamyon, Afyonkarahisar-İzmir karayolunda refüjdeki bariyerlerle ağaca çarptı. Kazada sürücüyle araçta bulunan RA yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Efendim, şimdi sırada asayiş haberleri var. DAEŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı. Terör örgütü DAEŞ'a yönelik Afyonkarahisar'ın aralarında bulunduğu Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Uşak'ta düzenlenen kökünü kurutma operasyonunda 7 kişi tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan 120 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 95 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Isparta'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı. Otobüsün bagajındaki bilgisayar kasasına gizlenmiş uyuşturucuyu narkotik köpeği Milon tespit etti. Ekipler uyuşturucu bulunduğu belirlenen Diyarbakır-Antalya seferini yapan yolcu otobüsünü Isparta girişinde durdurdu. Narkotik köpeği Milon'la yapılan aramalarda otobüsün bagaj kısmındaki bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 kilo 30 gram kubar, 160 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir zanlı tutuklandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Dilek Kağ idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Musa Ağa'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Dilek Kağ yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Karatay ilçesinde ev sahibi suçüstü yakaladığı iki hırsızlık şüphelisini polise teslim etti. Bir apartmana giren iki kişi girdikleri dairede hırsızlık yaptıkları sırada ev sahibi tarafından yakalandı. İhbar üzerine eve gelen ekipler dilenci olduklarını öne süren DP ve SP'yi gözaltına aldı. Efendim, asayiş haberlerinin ardından Denizli'ye gidiyoruz. Ege'nin gözde kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'nde etkisini artıran kar yağışıyla yeni sezon hazırlıkları hızlandırıldı. Denizli Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Tavas ilçesindeki 2420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezi, dün gece başlayan yağış sonrası karla kaplandı. Kar kalınlığının 40 ila 60 santimetreye ulaştığı merkezde pist ezme çalışması başladı. Sezonun açılması için kar kalınlığının 1 metrelik seviyeyi yakalaması bekleniyor. Merkezin pist sorumlusu Hüseyin Kusanç, bu yıl güzel bir sezon geçirmeyi beklediklerini söyledi. Yaklaşık 40 santim civarında şu anda kar yağdı. Yağmakta da göründüğü gibi. Beklentimiz 60 santim civarına çıkacak gibi. Yani gece boyu devam ederse bir 20 santim daha bırakır yani. Sezon zaten hazırlıklarımız tamamlandı. Pistleri de başlayacağız işte. Geceden başlarız artık pistleri yapmaya. Bütün hazırlıklar bitti. Geçen yıl 14 Ocak'ta açılan 3 Nisan'da sona eren sezonda yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turisti ağırladıklarını dile getiren Kusanç, tesiste toplam uzunluğu 12 kilometreyi bulan 3 pistte kayak ve snowboard yapma imkanı sunulduğunu kaydetti. Efendim, beyaz altın. Bilinen adıyla lüle taşı. Eskişehir'e özgü yeraltı kaynaklarından biri bu. Çıkarması da oldukça zahmetli. Çünkü yerin altında öyle kolay kolay lüle taşı bulunmuyor artık. Lüle taşı peşinde geçen hayatları ekranlara getireceğiz. Dedelerinden kalma mesleği sürdüren ve toprağın 30-40 metre altından lüle taşı çıkaran ocakçıların hikayesi bu. Kültürel mirasa da sahip çıkan ocakçıların işleri bittikten sonra terk ettiği madenler ise köstebek yuvalarını andırıyor. Bir tarafta elektrikli delici aletler, bir tarafta bilek gücünün işe yaradığı kazmalar, çekişler. Çalışma arasında ise yer altında demlenen ve içilen çaylar. İşleri o kadar zor ki bir metrekarelik delikten girip yerin 30-40 metre altında adeta iğneyle kuyu kazıyorlar. Tüm bu çaba lüle taşı çıkarmak için. Beyaz altın çıkınca yorgunluklar unutuluyor. Ama her zaman olmuyor bu. Taş çıktı mı insan yorgunluğunu da unutuyor. Her şeyini unutuyor ama çıkarsa. Ya bugün hiçbir şeyimiz yok mesela. Bugün yok. Dün biraz iyiydi. Nasip. Nasipten öte köy yok misali. Yıllardır bu işle uğraşıyorlar. Ticari olarak işlenebilir en kaliteli lüle taşı yataklarının bulunduğu Eskişehir'deki ocakçılar, dedelerinden kalma mesleğin yanında kültürel mirası da yaşatıyor. 150-200 yıldır bu maden ocakları olduğu için dedemden babama kaldı, babamdan da bana kaldı. Zor bir iş, öyle göründüğü gibi değil. Gerçekten yani insan yıpranıyor. Bir de yerin altındasın, oksijensiz kalıyorsun. Rutubet, nem, yani öyle göründüğü gibi kolay bir şey değil. Pipodan takıya, satranç takımından büstlere kadar birçok ürüne dönüşen lüle taşının Eskişehir'deki yatakları, Alpo ilçesindeki Türkmen Tokat ve Karatepe mahalleleri arasındaki sarı su ocaklarıyla Margı, Beyaz Altın ve Başören mahallelerinde bulunuyor. Beyaz altın olarak adlandırılan lüle taşı, zor şartlarda binbir güçlükle yerin metrelerce derinliğinden gün ışığına çıkarılıyor. Ocakçı adı verilen kişiler, dedeleri ve babalarından öğrendikleri yöntemlerle yüzeyden itibaren dikinen kuyular kazarak dağınık yumrular halinde bulunan lüle taşına ulaşıyor. Kuyuların yanı başına kurdukları jeneratör yardımıyla, çalıştırdıkları kırıcı delici alet ya da kazma ve çekiç yardımıyla
kas gücüne dayanarak yerin altındaki lüle taşına ulaşmak için gayret gösteren ocakçılar, kazanç elde ederken bir geleneği de yaşatmayı amaçlıyor. Metrelerce derinlikten çıkarttıkları beyaz altını vitrinde görünce tüm yorgunluklarını atan ocakçılar, çabalarının ürüne dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor. Ocakçıların lüle taşını çıkarttıktan sonra terk ettiği madenler ise köstebek yuvalarını andırıyor. Yine Eskişehir'den bir haber. Sivrihisar ilçesinde bulunan 850 yıllık Türkiye'nin en büyük ahşap camisi Ulu Cami. Yapısıyla görenleri kendisine hayran bırakırken yıllara meydan okumaya devam ediyor. 850 yıllık Ulu Cami yıllara meydan okuyor. Görenleri adeta kendine hayran bırakıyor. Görüntüler Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden. Selçukluların Sivrihisar'da bıraktığı en büyük izlerden biri olan mabet, Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camisi olma özelliği taşıyor. Yapımına 1231 yılında başlanan cami, dönemine bakıldığında mimari açıdan kusursuzluğunu gözler önüne seriyor. 67 direk üzerine yapılmış caminin yaklaşık 850 yıllık geçmişi var. Yapımı sırasında geçme yöntemiyle ahşaptan yapılan cami direklerinin ise yıllara meydan okuması 800 yıla dayanıyor. 1231'de yapımına başlanan cami ağaçlarının suda bekletilmesi ve tabanının yüksekte tutulması bugüne gelmesini sağlayan başlı faktörler arasında. Caminin yapılışı ve tarihi hakkında bilgi veren Sivrihisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde görevli Koray Faydacı, Türkiye'nin en büyük ahşap cami olma özelliğini taşıyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin en büyük ahşap direkli Ulu Camisi, hatta kendinden sonraki en büyüklerin bile neredeyse iki katı. Afyon 40, Konya Beyşehir Eşrefoğlu 46, bizimki 67 direkli. Türkiye'de 240 ahşap direkli cami var. Bizimki en büyük olma özelliğine sahip. Sadece en büyük lüle değil, içindeki minberiyle de çok özel. Ustası dönemin en iyi ustası Horasanlı İbni Mehmet. Yani günümüze kadar sağlam gelmesi ve ustalığı açısından Türkiye'deki nadir birkaç minberden biri. Faydacı, caminin uzun süre ayakta kalmasını sağlayan faktörleri de anlattı. Caminin içindeki ağaçlar çok özel. Özellikle ardışlar dünyanın en dayanıklı ağaçlarından biri. Bir kısmını ardış, bir kısmını da çam olarak yapmışlar. Çam çok dayanıklı, çok güçlü değil ama o da içindeki çıra ve reçineden dolayı uzun ömürlü, sudan, rutubetten, nemden etkilenmiyor. Dolayısıyla bu caminin yaklaşık 1000 yıl ayakta kalmasının sebebi birincisi tam kesme vaktinde kesiyorlar. Ağacı kestikten sonra birkaç ay suya atıyorlar, dereye atıyorlar. Sonra ilaçlayıp kullanıyorlar. Kullandıkları ağacın cinsi ve içindeki altındaki boşluk çok önemli. Bütün bu ahşap direkli camilerin altında boşluk olur. Altta hava sirkülasyonu oluşturup halılara göve gelmesini engelliyor. Ama esas önemli olan altta sürekli rutubet, nem olması. Bu rutubetten, nemden oluşan buharı ağaçlar emdiğinde ağaçlara krem vazifesi görüyor. Ağaçların kuruyup çatlamasını, yanılmasını engelliyor. Efendim Eskişehir'den son haberimiz. Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı Vizyonu kapsamında Türkiye Sohbetleri toplantısı gerçekleştirildi. Eskişehir'de Türkiye Sohbetleri toplantısı düzenlendi. Eskişehir Valiliği ve Sivil Dayanışma Platformu'nca bir otelde düzenlenen programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Türkiye Yüzyılı davası daha müreffeh bir Türkiye davasıdır dedi. Türkiye Yüzyılı davası daha müreffeh her açıdan, ekonomik, sosyal, ticari bütün açılardan daha müreffeh bir Türkiye, daha demokratik, bütün bireylerin kendilerini hür ve mutlu hissederek bir ülke vatandaşı mensubiyetiyle hareket ettiği ve bizden sonraki nesillere bu emaneti bıraktığımız daha demokratik bir Türkiye ve bütün açılardan, sağlıkta, tarımda,
savunma sanayinde, iç güvenlikte, teknolojide tam bağımsız Türkiye davasıdır. Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Ogansa, Türkiye'nin önemli bir paradigma değişikliği yaptığını söyledi. Türkiye 20 yıl önce neredeydi? 2000'li yılların başında 21. yüzyıla girerken bugün nerede? Burada önemli bir paradigma değişikliği yaptı Türkiye. Devlet olarak yaptı, toplum olarak yaptı. Toplum için devlet anlayışına geçti. Eskiden devlet için toplum anlayışı, paradigması artık bugün hiçbir literatürde karşılık bulmayan bir kavram olarak kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş de 1975'lerden sonra dünyanın neoliberal politikalara gittiğini aktardı. 1975'lerden sonra dünya neoliberal politikalara gitmiştir. Neoliberal politikalara geçişin sebebi şudur. Kamu harcamalarında sosyal harcamaların, eğitim, sağlık, sosyal yardım ve sosyal hizmet harcamalarının ciddi bir yekün tutmasından sonra artık devletler bu sosyal harcamaların kısıtlanması, sınırlanması, daha fazla kaynak aktarılmaması gerektiği noktasında bir politika değişikliğine giderek neoliberal politikaları benimsemiştir. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklardan korunmak isteyenlerin kullandığı bitki çayları dikkatli tüketilmemesi halinde sağlığı tehdit edebiliyor. Sonbaharla birlikte sıcaklıkların düşmesiyle bağışıklığını desteklemek isteyenlerin bitki çaylarına talebi arttı. Mevsimsel hastalıklara karşı kendini korumak isteyenler ya da fazla kilolarından kurtulmaya çalışanlar aktarlarda yoğunluk oluşturuyor. Hem salgın hem de mevsim koşulları nedeniyle bitki çaylarına ilgi gösterenler en çok ıhlamur, ada çayı, rezene, yeşil çay, papatya, lavanta, biberiye, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi bitkileri talep ediyor. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Profesör Doktor Nurhan Ünüsan, doğru tüketilmeyen bitkilerin insan sağlığını tehdit edeceğini söyledi. Ada çayı, hamileleri ya da emziklileri kesinlikle tüketilmemesi gereken önerebileceğimiz bir bitki. Çünkü hormon seviyelerinde farklılıklara neden olabiliyor. O nedenle bir osteoporozu olan bir insan ya da koroner kalp hastalığı olan bir insan ya da diyabet ya da kanser teşhisi konulmuş insanlar, bunların ilaçlarını kullanan insanların ise özellikle ya da hangi tür ilaç kullanıyorsanız tiroid hastalığını da buna dahil edebiliriz. Mutlaka bilmemiz gerekiyor ki bitkisel çaylar masum değildir. Çünkü içindeki etkenleri vardır. İlaçlarda çoğunlukla zaten baktığımızda bitkilerden yapılıyor. Dolayısıyla bitkisel çayların ya da tükettiğimiz bitkilerin kullandığımız ilaçlarla etkileşim içerisinde olabileceklerini, olduklarını hatırlamamız gerekiyor. Ünüsan önerilerde de bulundu. Kurutulmuş olan bitkileri kullanırken, çaylarını yaparken ya da bunları salatalarımıza korarken, tüketirken çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Peki bu konuda acaba ne yapabiliriz? Mutlaka uzmanları, aromaterapistler, fitoterapistler, eczaneler buralardan yardım alabiliriz. Diyetisyenler yardım alabiliriz. Sıradaki haberimiz yine Konya'dan. Karın ağrısı şikayetiyle kullandığı ağrı kesicilerden dolayı midesi delinen hasta, hayati risk oluşturan rahatsızlığından zamanında yapılan müdahaleyle kurtuldu. Karın ağrısı şikayetiyle bilinçsiz ağrı kesici kullanan genç hastanelik oldu. İnşallah her şey yolunda giderse birkaç gün içinde tabirini gerçekleştireceğiz. Özel bir şirkette CNC operatörü olarak çalışan 23 yaşındaki Onur Töngel, karın ağrısı şikayetiyle ağrı kesici kullanmaya başladı. Bir süre sonra ağrıları şiddetlenerek artan genç hastaneye başvurdu. Tetkiklerde midesinin delindiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu. Tamam. Hadi elinize sağlık.
Operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı operatör doktor Onur Cumbul, hastanın kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis üzerinden başvurduğunu söyledi. Hastamız bize çok şiddetli karın ağrısı şikayetiyle geldi. Yaptığımız tetkikler ve muayene neticesinde hastamızda mide delinmesi saptadık. Mide delinmesinde mide içeriği karın içerisine yayılacağı için çok acil ameliyat gerekmektedir. Hastamızı da acil olarak ameliyata aldık. Ameliyat sonrası ikinci gündeyiz, hastamızı takip ediyoruz. Şimdi burada önemli olan aslında toplum tarafından da çok yanlış anlaşılan ve uygulanan bir tedavi. Karın ağrısında nedeni bilinmeyen karın ağrısında kesinlikle ağrı kesici tedavisinin kullanılmaması lazım. Mide ülserinde de ağrı kesiciler kanamaya ve mide delinmesine yol açabilmektedir. Hastamızda karın ağrısı neticesinde ağrı kesici kullandıktan sonra midedeki ülser ilaç tedavisiyle tamamen geçebilecekken delinmesi neticesinde ameliyatlık hale geldi ve ameliyatını gerçekleştirdik. Takibini devam ediyoruz şu anda. Genel durumu yarı yarı iyi. Birkaç gün mide delinmesi ameliyatından sonra hiçbir şey yedirip içirmememiz lazım. O bölgenin kapanarak iyileşmesi sürecinde bu şekilde tedavi uyguluyoruz. Töngelse şiddetli ağrılar nedeniyle ağrı kesici haplar aldığını, problemi dayanılamayacak noktaya gelince hastaneye başvurduğunu söyledi. Ben mide ağrısıyla geldim. Aşırı mide ağrım vardı. Sabah saatlerinde başlayan sancılı bir şekilde. İşte daha sonrasında işte bulunduğum hastanenin acil servisine geldim. Gerekli evrakları falan. Onur hocamız da midemde delik olduğunu tespit etti. Ameliyat etti. Yani gayet güzel geçti ameliyatımda. Şimdi bir ağrım falan çok yok yani. İlk geldiğim gibi değil tabii ki. Konya'nın Seydişehir ilçesinde metal ustası Hasan Direk, iş yerinden artan somun, vida ve zincir benzeri metal geri dönüşüm malzemeleri değerlendirerek hayalini kurduğu motosikletlerin maketlerini yapıyor. Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Hasan Direk, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Taraşçı mahallesinde 2 yıl önce açtığı atölyesinde demir ve çelik doğrama, güneş enerji sistemleri gibi metal işleri yapmaya başladı. Direk 30 metrekarelik atölyesinde somun, vida, zincir gibi metal artıkları da sanat eserine dönüştürüyor. Yalnız çalışan Direk, yarış motorları, klasik motosikletler, traktörler, gitar çalan adam figürü, makaralı sistemle kuyudan su çeken adam, kaynak yapan adam, kaplumbağa, örümcek, ev eşyaları, bilgisayarda ders çalışan öğrenci gibi maketler yapıyor. Hayalindeki ya da günlük hayatta gördüğü ve ilgisini çeken her şeyin maketini yaptığını belirten Direk sözlerine şöyle devam etti. Geri dönüşüm malzemelerden kendime motor yapmak istedim. Motor yaparken böyle ilgi duymaya başladım. Değişik artık bu bujilerden işte çocuklar, ne bileyim işte cinali vesaire bir şey. İşte yöresel ürünlerimizi hani böyle işte kuyudan insan bir su çekiyor. Anne çocuğunu sallıyor vesaire bir şey. Traktör, kepçe. Bunlara ilgi duydum. Yani kafama göre çok sakin bir şekilde bunları tasarlıyorum, yapıyorum. Efendim, havaların soğumaya başlamasıyla MEST isimli su geçirmez ayakkabıları olan talep arttı. Üreticiler ise talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Havalar soğudu, MEST'e talep arttı. MEST ayakkabı kış aylarında vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Abdest alırken ayakları yıkamak yerine üzerine yaş elle bir kere MEST edilen MEST isimli su geçirmez ayakkabılar bilhassa kış aylarında büyük rağbet görüyor. MEST üreticileri pandemi döneminde zaman zaman üretimi yavaşlatırken havaların soğuması ve normalleşmeyle birlikte siparişlerde artış yaşandığını ifade ediyorlar. Sonbaharda topladığı çınar yapraklarını sanatla buluşturan Uşaklı gencin dikkat çeken eserleri alıcılardan talep görüyor. Hayallerini çınar yapraklarında gerçeğe dönüştürdü.
Bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Hüseyin Özçelik, 2019 yılında kuzeninin yönlendirmesiyle tesip kursunda bir süre eğitim aldı. O dönem bir çanta modelinin üzerine desen olarak yerleştirilmiş kuru ağaç yaprağını fark eden Özçelik, bir süre sonra yapraklara çeşitli motifler yapmaya karar verdi. Özçelik, tesip kursunda öğrendiklerini de harmanlayarak çınar yapraklarının üzerine insan silüeti ve çeşitli motifler çizdi ve bu çalışması ilgi görmeye başlayınca eserlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Buradan aldığı talepler doğrultusunda çizim ve boyamalarına devam eden Özçelik, yaptığı çalışmaları daha sonra satışa çıkardı. Özçelik'in stresten uzaklaşmak amacıyla yaptığı iş, bir süre sonra mesleği haline geldi. Evinde ve kurs eğitmeninin atölyesinde sipariş üzerine boyama ve çizim işlemi yapan Özçelik, şehir dışından gelen siparişleri de kargoyla gönderiyor. Boyama yapacağı çınar yapraklarını sonbaharda toplayan Özçelik, yaprakların da 7 santimetreden büyük ve geniş olmasına dikkat ediyor. Topladığı yaprakları evinde muhafaza eden Özçelik, gelen siparişler doğrultusunda yaprakların üzerine sulu boyayla insan silüeti, gökyüzü, yıldız, gün batımı ve gün doğumu gibi çizimler yapıyor. Özçelik'in peçeteyle de efekt verdiği çizimleri bazen 10 saat sürüyor. Ana haber bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek umuduyla mutlu akşamlar. Avşar Doğal Maden Suyu spor haberlerini sunar. Kanal ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, antrenör buluşması programı kapsamında Ankara ve çevre illerden katılan 1000 antrenörle bir araya geldi. Kasapoğlu, 2022'de sporcularımız 51 branşta madalya kazandı dedi. Stadyumlar, sahalar, tenis kortlarından voleybola, basketbola kadar açık alanlar, olimpik, yarı olimpik, yüzlerce havuz, artık bine doğru yürüyor havuz sayımız. Ve tabii buralardan yetişen milyonlarca lisans sahibi vatandaşımız, gençlerimiz, şampiyonlar, yıldızlar ve bununla birlikte tabii uluslararası organizasyonlar ve ev sahiplikleri, devasa organizasyon. Bunların da artık bu tesislerin, bu insan kaynağının meyvelerini birlikte ülke olarak topluyoruz. İşte uluslararası organizasyonlardaki tarihi dereceler, başarılar, rekorlar. İşte Tokyo, değil mi? Tokyo'yu hep birlikte yaşadık. Sporcumuz dahi olmayan branşlarda artık herkesin örnek olarak gösterdiği bir performansı sergiliyoruz. Bu anlamda bir ne yapıyoruz? Madalya dereceleri alıyor. İşte son bir yıl 2022. Ne yaptık 2022'de? Sporcularımız 51 branşta madalya kazandı uluslararası arenada. 51 branş. Osmaniye'de Samet Aybaba Spor Lisesi'nde kurulan rugby takımına gönül veren 14 kız öğrenci, o kız sporları gençler rugby Türkiye Şampiyonası'nda birinci olarak hem tanınmayı hem de milli takımın kapısını aralamayı hedefliyor.
Okul müdürü Aylin Başlamış'la öncülüğünde 2 ay önce oluşturulan kentin ilk rugby takımına 9. ve 10. sınıfta farklı spor branşlarında eğitim gören 14 kız öğrenci katıldı. Sporcular, antrenör Ahmet Akdoğan yönetiminde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün atletizm sahasında antrenmanlara başladı. Hazırlık karşılaşmalarında başarılı sonuçlar alan takım, 24 Nisan'da Diyarbakır'da düzenlenecek Okul Sporları Gençler Rugby Türkiye Şampiyonası'na odaklandı. Kız öğrencilerin rugby'yi kısa zamanda sevdiğini dile getiren Başlamış'la şunları aktardı. Öğrencilerimize birçok dalda, branşta geliştiriyoruz, yetiştiriyoruz. Farklı bir branşta Ahmet Hocam'la karşılaşınca denemek istedik. Kısa sürede çocuklarımızı başarıya ulaştırabilecek bir branş olduğunu gördüğümüz için Ahmet Hocam da Genç Spor Müdürlüğü'nde antrenör. Sağ olsun gönüllü olarak her türlü şekilde yani burada görevli olmadığı halde her zaman çocuklarımızın gelişimi için destekleyerek antrenmanlarımızı yaptı. Bizim de hoşumuza gitti, çocuklarımızın da hoşuna gitti. Keyif alarak yapıyorlar. İnşallah kısa sürede başarıya ulaşabilecekleri bir branş diye kendileri de farkındalar. Aferin. Başlamışla Türkiye şampiyonu olarak adlarını duyurmayı istediklerini belirterek konuşmasına şöyle devam etti. Okul sporları adına yani okul sporlarında Samet Ayba Spor Lisesi Osmaniye adına Türkiye şampiyonasına katılınacak inşallah. Geçen sene 20 takım katılmış. Bu senede 30-40 gibi bir beklenti var. O 40 takımın içinde biz derece almayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklarımızın altyapısı var. Kondisyonumuz, eğitim derslerimizde aktif olarak kondisyona yönelik de çalışmalar yaptıkları için iyi. Başarılı olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah Osmaniye'ye başarı getireceğimizi düşünüyoruz. Sivas'ta geçirdiği bir rahatsızlığın ardından görme yetisini kaybeden milli halterci Murat Yıldırım, Türkiye şampiyonluklarıyla dolu kariyerini dünya şampiyonluğunda eklemeyi hedefliyor. Sivas'ta yaşayan 41 yaşındaki Murat Yıldırım, yaklaşık 20 yıl önce beyinden göze gelen sinir hücrelerinin zedelenmesinin ardından görme engelli oldu. Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü aracılığıyla 2005 yılında halterle tanışan Yıldırım, katıldığı Türkiye şampiyonalarında 18 yılda onlarca madalya kazandı. Beyaz bastonuyla Seyrantepe Spor Merkezi'ne antrenmanlara gelen Yıldırım, milli antrenör Hüseyin Dökmetaş nezaretinde Haziran ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Murat Yıldırım, engelliler için sporun vazgeçilmez bir tutku olduğunu söyledi. Engellilerden kendilerini dört duvar arasına kapatmamalarını isteyen Yıldırım, şunları aktardı. Engellilerin spor yapması olmazsa olmazlardan biri. Kendini eve kapatmamalı. Spor yaptığında kendine özgüveni daha çok gelişiyor. Ayakları üzerinde daha dik duruyor. Yani ben spor yapmadan önce daha korkak yürüyordum bastonumdan. Ama sporu yaptıktan sonra yere daha sağlam basıyorum. Kendime özgüvenim geldi. Spor yapmasını engellerim olmazsa olmazı diyor. Yıldırım, haltere başladıktan sonra madalyalarla dolu bir dönem geçirdiğini anlatarak şunları kaydetti. Bu yıla kadar 18 Türkiye şampiyonasında 17 birinciliğim Türkiye şampiyonluğum, bir tane Türkiye ikinciliğim var. Uluslararası müsabakalarda İki dünya ikinciliği, bir dünya oyunları ikinciliği, bir dünya oyunları üçüncülüğü, Avrupa 2 ve Avrupa üçüncülüğü. Haziran ayında Türkiye şampiyonamız var, ona hazırlanıyoruz. Akabinde de şu anda yeri belli değil de dünya şampiyonası var, ona hazırlanacağız aynı zamanda. Hedefiniz nedir? Hedefimiz her zaman tabii ki en üstte yer almak, birinci olmak. Önce Türkiye şampiyonasında birinci olup sonra da dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyor.
Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası Antalya'nın Alanya ilçesinde uygun hava koşullarının oluşmaması nedeniyle gerçekleşmedi. Türkiye gelişmekte olan spor branşları federasyonunca yapılması planlanan şampiyona için 30 sporcu Kleopatra plajında bir araya geldi. Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü ilçede sporcular dalgaların sörf için gerekli boyutlara ulaşmaması nedeniyle saatlerce bekledi. Şampiyonanın yarın Antalya'da Konyaaltı plajında yapılması planlanıyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Afşar Doğal Maden Suyu spor haberlerini sundu.